Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte KFC çıtır tavuk yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak putlarımızı marine edeceğimiz sosu hazırlayacağız. Genişçe bir kaba sütümüzü alıp bir miktar sirkeyle kestiriyoruz. Bu karışım bir 10-15 dakika bekleyecek. Ardından tüm butları iyice yıkadıktan sonra sirkeli suda bekletiyorum. Şimdi marine sosum hazır olduktan sonra baharatlama işlemine geçeceğiz. Bir baharat karışımı hazırladım ve bunun yarısını süte koyacağım. İçerisinde çok sayıda baharat var. Bunları detaylı bir şekilde açıklamada yazacağım. Baharatları ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz ve teker teker tavuklarımızı içerisine eklemeye başlıyoruz. Tavuklar mümkünse bir gece beklese çok çok lezzetli olur bu marinasyon içerisinde ama aynı gün yapacaksanız 3-4 saat beklemesi yeterli olacaktır. Şimdi tavukları buzdolabına kaldırabilirsiniz. Tavuklar dinlenirken biz şu an kızartmayı yapacağımız asıl karışımı hazırlayacağız. Genişçe bir kaba ilk başta unumuzu eleyerek başlıyoruz. Aynı kabın içerisine nişasta ve kabartma tozunu da eleyerek ekliyoruz. Ardından çok az bir miktar galeta unu ekliyorum. Onu da mutlaka elekten geçirmeyi unutmayın. Şimdi demin yarısını süte koyduğumuz baharatların kalan kısmını bu unlu karışıma ekliyoruz. Ve tamamen homojen olacak şekilde kuru karışımları çok iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi bu unlu karışımı tam ortadan ikiye bölüyorum ve yarısını sulandırıp yarısını kuru olarak kullanacağım. Şimdi direkt tabağın yarısını başka bir çukur kaseye aktarıyorum. Şimdi yarısını aldığım unlu karışıma bir miktar su ve 2 adet yumurta ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ve böyle yoğun boza kıvamında bir karışım elde ediyorum. Şimdi artık kızartma işlemine geçebilirim. Sütten çıkarttığım tavukların bir tabağı alıyorum. İyice sütünü süzdükten sonra ilk başta sıvı yaptığım karışıma batırıp daha sonra unlu karışımıma iyice buluyorum. Her iki karışıma da çok iyi bir şekilde yoğun katmanlar halinde bulandığından emin olun. Ve şöyle hafif ters düz edip fazla ununu attıktan sonra direkt çok iyi bir şekilde kızdırmış olduğunuz sıvı yağın içerisine bırakabilirsiniz. Yağınızın çok iyi kızdığından emin olun ve yağa mümkünse 3 taneden fazla tavuk atmayın ki yağınız soğumasın. Orta ateşte, çok yüksek ateşte de değil, her iki tarafını çok iyi bir şekilde tavukların üzerine geçecek kadar yükseklikte yağda kızartın. Tamamen içlerinin kızarması da bir 12-15 dakika sürecektir. Ve bir kağıt havlu serdiğiniz tabağın üzerine tavuklarınızı alıp bir en az 5 dakika bekleyin. Çünkü aşırı derecede sıcak olacaktır. Keyifle yemek adına biraz beklemeniz gerekiyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Hemen tadına bakacağız. Enfes bir lezzet ve çıtırlık. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.